chiếc cọc bạc một cọc xong bình an. Liệu bế vỏ thạch vọng. Rồi đoàn lan giáo. Cái làm. Hôm nay hôm nay đột đá thôi. Artık gidebilirler. Sağ olun efendim. İçinizde kıdemli subay kim? Benim efendim. Yüzbaşı Tom Watkins. Şu anda içinizde acil sağlık bakımı gerektiren kimse var mı? Bakarız efendim. Benim için kaygılanmayın, iyiyim. Güzel. Şimdi uçakla Almanya'daki ordu merkezine gideceğiz. Beni izleyin. Orada sağlığınızla ilgilenirler. Hadi gidelim, hadi gidelim. İstediğiniz bir şey olursa, herhangi bir probleminiz varsa bana söyleyin. İnanamıyorum. Albay Webster, lütfen ayağa kalkmayın. Adam Roth, Ulusal Güvenlik Kurulu'ndanım. Birlikte çalışacağız. Sevindim. Aileleri onların kurtulduklarını biliyorlar mı? Yok yok, şimdilik hayır. Onları görüp ruhsal durumlarını öğrenmeden her şeyi gizli tutmak istedik. Fakat eğitim komutanları olmanız onlara güvence vereceğinden oraya yalnızca sizi göndereceğiz. Bu görevi bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Bakın, son görevlerinin doğası ve esirlikte geçirdikleri bunca yıl nedeniyle güvenlik ihlali olup olmadığını araştırmamız gerekiyor. Ne gibi güvenlik ihlali? Dinleyin albayım. Bu insanlara savaş esiri denilemeyeceği düşüncesinde olanlar da var. Beyinleri yıkanmış ve Vietnam yandaşı olabilirler. Hatta onlara hain gözüyle bakanlar da var. Ah! Dünya Barış Zirvesi'nin toplandığı akşam Vietnamlıların Kuzey Vietnam'da ıssız bir orman kampında savaş esirleri bulması size ilginç gelmiyor mu acaba? Yani garip bulmuyor musunuz bunu? Şimdi tarihi bir olaya tanık oluyor ve eski düşmanımız Vietnam'la diplomatik ve ticari ilişkiler kurmak için barış toplantısına oturuyoruz. Bay bay. Hepiniz geldiğiniz için çok sevindim. Frank, Francis, sizleri gördüğüme sevindim. Nasılsınız? Evet Can, merhaba. Bay Pierce, bu görüşmenin gerçek amacı nedir acaba? Onların bizim ekonomik desteğimize ihtiyacı olmayabilir, ancak barışın nasıl kurulacağını kendilerine açıklamalıyız. Şimdi siz Dışişleri Bakan Yardımcısınız ve Bay Bet Uhen de Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı. Karşılıklı yapılacak olan yüksek düzeydeki barış görüşmeleri sizce neler sağlayacaktır? Sorunu yanıtlayayım Harry. O zamanlar iki tarafta temsil ettikleri durumun çok duyarlı olmasına karşın disiplin ve ciddiyetle bir yere ulaşmışlardı. 1973'te her ikimiz de barışı istiyorduk. Şimdi bunun bedelini ödeyeceğiz. Şimdi gitmem gerek çocuklar. Sorunlarınız varsa sonra konuşuruz.